Merhabalar, hoş geldiniz. Sema 04, Semahat'ın kanalındasınız sevgili hanımlar. Bugün size yine yakadan başlamalı lastikli spor bir yelek tarifi vereceğim. Yaka ölçülerini vereceğim. Benim işim zaten yaka ölçüsü vermek. Devamı kişinin bedenine göre sizin ayarlamanız gerekiyor. Yani kol yerine kadar kim örüyorsanız onu siz ayarlayacaksınız. Elimdeki ipim Lavita. Lavita'dan kalma gri bir ip. 3 numarada şiş kullanıyorum. Bu kalınlıkta, bu şişe göre şimdi elimde 100 tane ilmek atacağım. 100 tane ilmeğimizi haruşa öreceğim. Ardından modelimi yapacağım. Çok kolay. Herkesin, acemilerin bile yapabileceği çok basit, hızlı ilerleyen, zevkle örülen bir yelek modeli. Yüz tane ilmeğimi attım. Hemen birinci sıradan itibaren başlayıp haruşa olarak öreceğim. Ardından misin alışıya geçeceğiz. Bundan önce de anlattığım yakalarda burgulu bir yaka anlattım. Onun da ölçüsünü verdim ve modelini kurdum, bıraktım. Benim işim bu. Tamamını örmek değil. Eğer tamamını da örmek isterseniz tamamı olan da var. Genelde kollara kadar ayırıp bıraktığım işler de var. Önemli olan da yaka ayrımları sevgili hanımlar. Yakayı ayırdık mı devamını zaten örüyorsun. Üzerine giyerek ön beden, arka beden, kolların genişliği. Şöyle de bir soruyla karşılaşıyorum. İşte bir kanaldan yaptım. Kollar çok geniş geldi diyorsunuz. O durumlarda mesela kollar çok geniş mi geliyor? Kolda bir sıra ör, bir sıra artır. Yani her sıra ön yüzden artırıyoruz ya. Bir sıra artırma. Ön yüzden ikinci sıra artır. Ya da arka beden geniş geliyor. Ya da mesela bir takipçim diyor ki beden çok bol geldi diyor. Başka bir kanaldan diyor ördüm diyor. Beden çok bol geldi, ne yapmam lazım diyor. Ona da aynı şeyi tarif ettim ve randıman aldı. Yani tam da oldu. Arka beden çok geniş oldu dedi. Kollar daha ölçüyü bulmadı dedi. Ben de arka bedende artırma. İki sırada bir artır. Böylelikle orantılamış olursunuz. Zaten dikkat ederseniz ön bedenle arka beden neredeyse birbirine eşit geliyor. Ön bedende bayanlarda bir tık daha geniş oluyor. Erkeklerde arka beden bir tık daha geniş oluyor. Çünkü erkeklerde kürekler, bayanlarda göğüsler kaldırıyor. Bir de düğmeli yapacağınız zaman o düğme payını çıkıyorsunuz. Çünkü ikisi üst üste geliyor ya. Yani 8 ilmek, 10 ilmek ön arka bedenden fazla oluyor. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yani haruşa öreceğim hanımlar. Şimdi ilk başta yapmadım ama son ilmeklerimizi şöyle yapacağız sevgili hanımlar. Bakın. Düz ördüm. Ters ördüm. Düz ördüm. 3 tane ilmeği bir ters bir düz örüyorum. Çevirdim. İlmeğimi örmeden aldım. Düz ördüm. Tersi boşalttım. Kenarda böyle bir düzgün dursun diye bu şekilde yapacağım. Ters, düz, tersi örmeden aldım. Yine devam ediyorum. De 2 ilmek yapalım yeterli hanımlar. Ters, düz ördüm. Kalan bütün ilmekleri haruşa örüyorum. Diğer tarafa kadar, diğer tarafta da aynı işlemi yapacağım.
Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düzördüm. Son ilmeğimi de ters aldım. Tekrar arka yüze geçtim. İlmeğimi düzörer gibi aldım. Tersi örmeden aldım. Tersi örmeden aldım. Devam ediyorum. Diğer tarafa kadar. Bu şekilde haroşamız 5 diş olana kadar yapacağız. 5 diş haroşadan sonra modelimi yapacağım. Kenara geldik. Bir tane tersimi örmeden aldım. Diğer kenar ilmeğimi düzürdüm. Çevirdim. Kenarda şöyle bir görüntü var. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Boş aldığım ilmeği düzürdüm. Her iki kenarda da bu iş böyle. Şimdi hızlı hızlı 5 sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Son 2 sıram kaldı. Bu sıramı da ön yüzden örüp arka yüzden geliyorum. Şöyle bir yaka hazırladık hanımlar. Burası arka yüzü, burası ön yüzü. Her iki tarafta da şöyle kenar, iki tane ilmeğim. İlki ters, sonrası düz. Burada da yine aynı şekilde. İlki düz, sonrası ters. Hemen şimdi modelimi başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. 8 tane ön patisini ilmek ayırıyorum. Arka yüzden örmediğim düzümü ördüm. İlik isterseniz bu aşamada iliğinizi açabilirsiniz. Hemen 8 tane 2 4 tane ilmeğimi ördüm. Burada bir tane ilik açalım. Şu şekilde yapalım iliğimizi. Şöyle yapalım. Birini boşaldık. Onu onun üzerinden geçirdik. Bunun yerine de artırdık zaten. 2, 4, 6, 7. Bir tane daha ördüm. 8. 8 tane haroşamı yaptım. Şimdi buradan başlıyorum. Bir tane ters ördüm. Bir tane doladım. Düz ördüm. Bir doladım, düz ördüm. Bir doladım, düz ördüm. Bir dola, bir düz ör. Bir dola. Şimdi düz mü yapsam, ters mi yapsam? Şöyle bir kontrol edeyim. Tersle başlayalım hanımlar. Şöyle gördüm ben bu modeli. Kimisi düz örmüş, kimisi ters örmüş. Ama ters örülünce daha bir gösterişli oluyor. Bir tane ters ördüm, bir doladım, bir ters ördüm. Bir doladım, bir ters ördüm. Bir dola, bir ters ör. Bir dola, bir ters ör. Bu dolamaları eğer isterseniz gizli artırma da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir dola, bir ters ör. Bir dola, bir ters ör. Bir dola, bir ters ör, 8 ilmek kalana kadar. Bir doladım, bir ters ördüm, bir doladım, bir ters ördüm. Kenarda 8 ilmek kalana kadar. 2, 4, 6, 8. 3 tanesini daha örüyorum. Doladım. Ters ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8. 8 tane haroşamı ördüm. İlmeğimiz neredeyse iki katına çıktı.
Kenar düzümü ördüm. Diğer ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arka yüzünü çeviriyorum. Bu arada misinalı işe geçebilirim ama misinalı için boş değil. Bununla biraz devam edeceğim. Kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Diğerini de ters olarak örmeden aldım. Böylelikle 8 tane ilmeğimi haroşa örüyorum. Evet. Şimdi lastiğimizi öreceğiz. Düzümü ördüm. Bunu delik kalsın istemiyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Alttan alarak ters ördüm. Düzümü normal düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Bu şöyle alttan alarak lastik ördüm. Arka yüzden. Lastiği nasıl istiyorsanız öyle örün. İlk sıra artırma olduğu için biraz uğraştırabilir. Bir ters bir düz olarak örgümüze devam ediyoruz. Her iki taraftan da 8 ilmekten sonra bir ters bir düz bir ters bir düz. Delik kalsın istemiyorum. Çevirerek örüyorum. Bu da birazcık beni oyaladı. Evet. Son ilmekleri. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Daha ilmeğiniz gevşer. Ben lastiği bu şekilde örüyorum. Evet. Bir düzümü ördüm. Haroşalarımı örüyorum. İlik için artırmış olduğum ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Kocaman bir ilik açıldı. Kenar ilmeğimin birisini örmeden aldım. Arka yüzdeyiz ya. Kenarında düz olarak ördüm. Şimdi ön yüze geçelim. Ön yüzden yapacağınız hiçbir işlem yok. Sadece bir ters bir düz. 8 sıra bu şekilde yapacağız. Kenar ilmeğimi düz örer gibi aldım. Arka yüzden örmediğim ilmeği de düz ördüm. Böyle bir kenara sahip olduk. Şimdi 8 tane düzümü örüyorum haroşamı. Evet. 2, 4, 6, 8. 8 tane haroşamı ördüm. Bir de iliğimizi açtık. Şimdi burada başlıyorum. Bir ters, bir düz. Fakat düzleri bu şekilde alıyorum. Çevirerek lastiğimi. Siz nasıl isterseniz öyle örün. Hani normalde ben şöyle alırım ya, şöyle alırım ya, böyle değil de bu şekilde. Cilveli lastik oluyor. Tersim yine normal ters. Sadece düzümü ilmeği karşıdan alıp bir de üstünden dolayarak alıyorum. Şöyle boncuk gibi bir lastik çıkacak. Tamam. Bu şekilde 8 sıra örüyoruz. Arka yüzden normal öreceksiniz. Ön yüzden sadece lastiklerimizi bu şekilde. Sıra sonuna kadar örüyorum. Bütün bir sıramı tamamladım. Ters örgümü ördüm. Haroşalarımı örüyorum. Düz ördüm. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzden ters ilmeğimi ördüm. Diğerini örmeden aldım. Kalan alt ilmeğimi de haroşa yapıyorum.
Düzümü ördüm. Şimdi geldik örgümüze. Bir ters bir düz. Tersleri alttan alıyorum bu kez. Aynen yine düzümü normal düz. Tersimi de yine içeriden alıp ilpimi de alttan alıyorum. Hani normalde ben tersi şöyle örerim ama öyle yapmıyorum. Bu şekilde alıyorum. Bu sıramızı tamamlayalım. Şimdi 8 sıra bu şekilde yapacağız hanımlar. Tam 8 sıra. Hanımlar, size ben 8 sıra demiştim. 8 sıramı geri alıyorum. 8 sıra değil, daha fazla yaptım. Bakın, artırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 diş yaka haroşamız var. Bunun dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş daha yaptık. Hemen bu sırada diğer artırmamızın zeminini hazırlıyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Öndekini düz ördüm. Haroşalarımı örüyorum. Bu sıra bütün ilmeklerim düz. Hepsini düz örgü olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Bütün ilmeklerim düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Artık normal örüyorum. Normalde lastiğimi bu şekilde örüyordum, değil mi? Ama normal bir şekilde alıyorum artık. Bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar hepsini düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ön yüzden ördüm. Diğerini de örmeden aldım. Şimdi arka yüzü çevirelim. Ön yüzden bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Diğer ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi yine aynı şekilde arka yüzden de bütün ilmeklerim düz. İki artırmanın arasında bir diş haroşa yaptık. Ne zamandan beri bu model hep böyle dolandırıyordum. Yapabilir miyim diye. O gün bugünümüş, nasip oldu. İnşallah modelimiz aynı şekilde görüntü olur. Bakalım. Bütün ilmeklerim yine arka yüzden düz olarak örülecek. Ön yüze haroşa çıktı. Bütün bir sıramı arka yüzden de düz olarak örüyorum. Modelin tasarımı bana ait demeyeceğim. Çünkü yabancı bir kanaldan gördüm. Ama Türk kanalı olarak ilk defa ben yapıyorum hanımlar. Görmedim. Yani Türk kanallarında bana ait model. Kenar ilmeğimi boşaldım. Arka yüzden diğerini de düz ördüm. Evet. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüzden kenar ilmeğimi aldım. Boşaldığım ilmeğimi düz ördüm. Bakın şöyle düzgün bir kenar oluyor o zaman, tamam mı? Şu şekilde. Hemen haroşalarımı örüyorum. Bir sıra daha düz. Kolay değil mi? Bütün ilmeklerim yine aynı şekilde düz örgü olarak örülecek. Çok uğraştım. Yani yapabilir miyim diye. Çok araştırdım.
videosunda bulamadım açık söyleyeyim. Yani günlerce uğraştım diyebilirim. Şişe aldım, işte yaptım, oldu, olmadı, söktüm derken herhalde olacak. Siz takipçiler için bu kadar emeğe değer. Evet. Sıramızı düz olarak örelim. Üç numara şiş kullandım. Daha da kalın şişle de yapabilirsiniz. İstediğiniz iple de örebilirsiniz. Bir genç kız yeleği olacak. Yani 36-38 beden olur diye düşünüyorum. Evet. Şöyle bir haroşamızı gittik. Şimdi arka yüzden bizim artırmamız var. Artırmamızı nasıl yapacağız? İki örüp bir artıracağız. Ama lastiği bozmayacağız. Tamam. Başta anlaşalım. Lastiğin düzenini bozmadan iki örüp bir artıracağız. Hemen başlayalım. Fakat ilk başta şurada bir tane tersimiz vardı ya, buraya düz gelecek. Hemen uygulamayla göstereyim hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Diğerini örmeden aldım. Haroşalarımı örüyorum. 8 tane haroşamı ördüm. 8. Evet. Şimdi hemen bakın, burada bir tane düz görünüyor. Buraya bir tane ilmeğimi gizli artırma yapacağım. Bu kez böyle yapacağım. Bir tane gizli artırma yaptım. Hemen bir ters, pardon, bir düz, bir ters ördüm. Şimdi tersten sonra ne gelir? Düz gelir. Bunu düz olarak kabul ediyorum. Düz. Tekrar bir ters ördüm, bir düz ördüm. Düzden sonra ne gelecek? Ters. Düz ördüm, ters ördüm. Attığım ilmek düz geldi. Düz ilmek. Hemen tersle başlıyorum. Ters ördüm, düz ördüm. Artırdığım ilmek ters. Tekrar düz ördüm, ters ördüm. Artırdığım ilmek düz. Ters ördüm, düz ördüm. Ters olarak örülecek. Düz ördüm, ters, artır. Bu şekilde. Teknik bu. Tamam. Yani bakın, bir düz, bir ters, bir düz. O halde bir ters ördüm, bir düz ördüm, bir ters ilmek artırdım. Tekrar yanındakini düz ördüm, bir ters ördüm, tekrar ilmeğin düz geldi. İki ör bir artır, iki ör bir artır. Mantık bu. Böyle hesaplayarak ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Böyle hesaplayıp ilmeklerimi atıyorum. Düz, ters, düz, ters. Ters, düz. Ters, düz, ters. Bunu düz öreceğim. Ters öreceğim. Bu düz. Evet, düz ördüm. Kenarda da bir tane daha artırdım ve haroşalarımı örüyorum. İnşallah lastiğimiz bozulmaz sevgili hanımlar. Arka yüzdeyiz ya, örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi ön yüze geçiyorum. Ön yüze geçiyorum. Ben öyle örgüme tez tez bakmam. Örerim epeyce, sonra bakarım. Kenar ilmeklerimi ördüm. Haroşalarımı örüyorum.
Evet. 2, 4, 6, 8. 8 tane haroşamı ördüm. Başlıyoruz. İlk ilmeğimi, artırma ilmeğimi düz ördüm. Yanındakini ters ördüm. Diğer artırma ilmeğini de düz ördüm. Bakın burada bir ördüm, bir artırdım. Yani bunu artırdım. Bir tane ördüm, bir tane daha artırdım. Çünkü bu öne düz ilmek gelmesi gerekiyor. Ters. Düzlerimizi biliyorsunuz bu şekilde yapıyoruz. Ters. Bir ters bir düz denk geliyor. Gördünüz mü? Bakın. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz olarak ilmeklerimi örüyorum. Düz ördüm. Ters ördüm. İlmeğimi yanlış atmışım. Çeviriyorum. Bir düz, bir ters olarak sıramızı tamamlayalım kızlar. Olacak. Arada bir tane ilmek eksik olabilir. Bunu artırın. Ya da iki tane düz yan yana gelebilir. Onu eksiltin. Yani maksat bir ters bir düz yapmak. Arka yüzden ilmeklerimi farklı attığım için ön yüzden lastiklerimi çeviriyorum ama biraz sonra arka yüzden atış şeklimi de göstereceğim. Bir anda hem artırma hem lastik değişik olunca kafamda karışıyor. Evet, sıramın sonuna geldim. Ön yüzden düzlerimi bu şekilde alıyorum. Terslerimi normal bir şekilde örüyorum. Şimdi arka yüzden de atışımızı göstereceğiz. Evet. Şimdi 8 tane haroşamı örüyorum ki 3 4 5 6 7 kenar ilmeğimi de aldım. 8. Arka yüze geçtik. Arka yüzden kenar ilmeğimi örmeden alınca arka yüzden örüyorum. Örünce arka yüzden örmüyorum. Diğerini boşaldım. Yine haroşalarımı örüyorum. Arka yüzden de bu şekilde örüyorum. Düzlerimi. Terslerimi. Alttan alıyorum. Böylelikle bu lastiği elde etmiş olduk hanımlar. Ön yüzden atışını gösterdim, ilmek alışımı. Arka yüzden de bu şekilde alttan. Ön yüzden de şu şekilde. Tamam. Şimdi gelin bakalım ne yapmışız. Ya da bu sıramı öreyim. Sıramı bir ters bir düz örerek başa kadar gidiyorum. Hanımlar başta da belirttiğim gibi kalın iple örerseniz daha büyük olur. 100 değil de 90 ilmek başlayın. Daha ince alize iple örerseniz aynı sayıda başlayın. Çünkü alize ip esniyor.
Yani olur diye düşünüyorum. Çok emin de değilim ama bu arada deprem oldu. Biz de hissettik. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Darda koymasın. İnşallah herkes çoluğuna çocuğuna kavuşur diyelim. Elimizden gelen duaları esirgemeyelim. Hep dua edelim. Kur'anlar okuyalım. Göçük altında kalanlara Allah yardım etsin. Yani onların yerine kendimi koyuyorum. İnan çok zor. Ya yani onun için ben bugün videoda paylaşmadım. Normalde ben her gün paylaşırım. Ben de bir de çok hassas bir yapım var. Düşündükçe ben hasta oluyorum. Onun için kendimi örgüye veriyorum. Böyle örgüyle uğraşıyorum. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Rabbim bir daha göstermesin. Çok acayip Ankara, ben Ankara'dayım. Acayip derecede sallandı. Annem babam yaşlı. Annemi aldım. Üçüncü kattan aşağı inene kadar. Yani bayağı üzücü bir durum yaşadık. Evet, sıramızı tamamladık hanımlar. Şimdi haroşalarımı örüyorum. Ben bu bölümü paylaşacağım. Çok uzatmayacağım. Şimdi tarif edeceğim ne işlemi yapacağınızı. Tersi örmeden aldım. Düzü ördüm. Dediğim gibi bazen örerek dönüyorum. Bazen örmeden dönüyorum. O kafanızı karıştırmasın. Örerek döndüğüm zaman ön yüzden örmeden alıyorum ilmeğimi. Şimdi şöyle bir bakalım. Çoktan beridir benim gözüm bu modeldeydi. Ve uzun bir çalışma sonucu modeli yapacağım herhalde. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Evet. Bu arada ipimin kağıdını buldum. İpim lavita sevgili hanımlar. Lavita ile yaptım. Şimdi bunu da ben bir yere takmışım. Hemen alayım onu. Neyse alamadım ipimi. Lavita. Artık tercih sizin. Çok güzel olacak. Bundan emin olalım. Şimdi bakın. Birinci artırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş halısı yaptık. Sonra üzerine bir sıra düz gittik. Arka yüzden düz geldik. Haroşa çıktı. Tekrar düz gittik. Arka yüzden artırmamızı yaparak lastiklerimizi yaptık. Tekrar şurada 1, 2 diş yapmışız. 6 diş haroşa yapalım. Ondan sonra devam edelim. 6 diş haroşadan sonra tekrar bir artırmamız daha var. 3 ör 1 artır. 3 ör 1 artır. Tamam. Onu da öyle artıracağız. Yabancı kardeşlerimiz yapmış bunu. Hepsinin ellerine sağlık. Hepsine selamlar, sevgiler buradan. Bir de bizde olsun. Türk kanalında olsun. Türk kanalında ilk defa bende olacak. İlk defa bende göreceksiniz hanımlar. Başka hiçbir yerde yok. Anlatılmasını da pek istemiyorum. Örün ama anlatımını biraz bende dursun, sonra anlatırsınız. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Depremsiz, sıkıntısız, hastalıksız günler diliyorum. Hoşça kalın.